Fırlama. Siz afetleri biliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Peki hangi afetler var? Bir tanesi en çok bildiğimiz deprem var, değil mi? Deprem. Güzel. Başka ne? Tamam. Bir yangın var. Başka? Bak çocuklar, bu bizim deprem çantamız. Sizin evinizde de var mı deprem çantası? O zaman annen. Annenize babanıza söyleyin. Anne baba, bizim deprem çantamız neden yok? Değil. Deprem çantasını hazırlayalım. Deprem çantamızda neler var? Bir anahtarlık. Ne anahtarlık? Işık, su, radyo, düdük, sargı bezi. Ondan sonra deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyor musunuz? Onun adı ne? Çök kapan tutun. Bunu koltuk sayalım, tamam mı? Sandalye sayalım, çekyat sayalım, masa sayalım, tamam mı? Deprem oluyor. Hemen ne yapıyorum? Geldim, sandalyenin, masanın yanına geldim. Kafamı koruyorum, tamam mı? Çünkü kafamızda baret olmayacak. Sandalyenin ayağından sıkıca tutacağız, tamam mı? Çünkü deprem esnasında savrulacaksınız böyle. Savrulmamak için bu sandalyenin ayağından sıkıca tutacağız. Sonra sandalyenin yanında böyle iyice mi küçüleceğim, tamam mı? Küçüleceğim, sarsıntı bitene kadar, deprem bitene kadar bu şekilde bekleyeceğim. Şimdi evet, ben 1, 2, 3 dediğim zaman herkes yapacak. Evet. Deprem oluyor diyeceğim. 1, 2, 3 deyince abi, siz de abinin gösterdiği şeyi yapacaksınız. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? 1, 2, 3 deprem oluyor. Bakın kim doğru duracak? Herkes kafasını koruyordu hani, kafasını. Sen neredesin oğlum? Sen neredesin? Gel, gel. Sandalyenin yan tarafında olacaksın, tamam mı? İyi. Kafanı da koru oğlum. Aferin sana. Bir daha yap bakayım aynısını. Hadi oğlum yap bakayım. Biraz önce yaptın ya, yanlış yaptın ya. Yap bakayım. Evet. Bak ne yaptı delisen? Böyle yaptı. Bu doğru mu? Doğru değil. Masanın, sandalyenin altına girmeyeceğiz kesinlikle. Kenarında. Tamam mı? Denizhan. Şimdi gel yanıma. Gel. Kendini bana bırakma. Bak şimdi ben ne yapmıştım? Sandalyenin kenarında. Tamam mı? Kafamı da bu şekilde korumuştum. Böyle yapmıştım. Sen de gel bakayım, yap bakayım. 1, 2, 3. Evet, bunu tut. Kafanı da böyle koru. İyice mi? Kenarında böyle. Evet. Evet. Evimizde, okulumuzda depreme yakalanırsak hemen ne yapacağız? Bu şekilde. Sakin olacağız, bağırmayacağız, tamam mı? Deprem sırasında ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Tamam. Deprem olursa evde, peki nerede durmamamız gerekiyor biliyor musunuz? Büyük evlerde. Evde merdivenlere koşmayacağız. Kapının yanlarına koşmayacağız. Ve aralarda camların kenarında durmayacağız. Ne yapacağız? Sağlam bir koltuk, sağlam bir masanın yanında çök, kapan, tutun yapacağız. Tamam mı? Tamam. Peki. Sandalyenin üstüne çık. Çık sandalyenin üstüne hızlı. Atlama. Güzel. Ve sessiz oluyoruz. Sarı dediğimde, sarı neydi? Deprem. Depremde ne yapıyorduk? Çök kapan tutun. Deprem. Çök kapan tutun çabuk. Ama doğru çök kapan tutun.
Yanlış yapan olursa elenir. Sandalyenin altına girmiyoruz. Yanda. Tut yanı, yanı tut. Kafanı koru elinle. Elinle kafanı koru. Bu elinle de kafanı koru. Burayı da tut. Bugün burada Afet İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü'nün ortak çalışması olan çocuklarla afet bilinci, çocuklara afet bilincini aşılamak ve onlara deprem sırasında, herhangi bir afet sırasında ne yapacaklarını bu yaşta aşılamak için bir eğitim programı hazırladık. Bunu da dramayla yaptık. Çünkü dramada biz çocukları hayata hazırlıyoruz. Dramada biz çocuklara deneyim kazandırıyoruz. O deneyimle, oyunla, etkinlikle yapıyoruz. Bu da daha çok etkili oluyor. İstiklal Kreşi'nde 4-5 yaş çocuklarla böyle bir etkinlik yaptık. Çok da verimli geçti. Daha başka diğer kreşlerde de yapmaya devam edeceğiz. El sallıyoruz abi. Hadi. Muhteşemsin. Kaç kala.